Yapım eki almış sözcüklere gövde denir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gövde değildir. Yoktan yoksul sul yapım eki olduğu için burası gövde. Solumaktan dık dik sıfat fiil eki sıfat ekleri yapım ekidir. O yüzden burada da gövde var. Verecek burada ecek kipeki kipekleri çekim ekidir. O yüzden burada gövde yok cevap geldi. Yemekten yemiş mışmış yapım ekidir. Burada da gövde var. Korkmaktan korku yapım eki var. Burada da gövde var cevap C. Yapım eki almayan sözcükler basit yapılıdır. Bu sözcüklerin bir ya da birden fazla çekim eki almaları yapılarını değiştirmez. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca basittir? Kazmaktan, kazı yapım eki. O yüzden bu türemiş. Dizmekten, dizi, dizi kelimesi dizmekten gelir arkadaşlar. Burası da türemiş. Kimsenin nazı. Burada tamlanan eki ya da diğer adıyla iyelik eki var yani çekim eki. Bu basit yapılı. Yazmaktan, yazı yapım eki gezmekten gezi yapım eki cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir sözcük yoktur? Miras, miras yedi birleşik yapılı. Devr etmek, devir etmek birleşik bir fiil. Burada da var birleşik sözcük. Gece kondu birleşik sözcük var. Sivri sinek birleşik sözcük var. Burada pes pembe pekiştirme cevap D. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükler yapıları bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Arkadaşlar, sözcükler yapıları dediği zaman sözcük basit mi, türemiş mi, birleşik mi bunu anlayacağız. Hemen bakalım. Böyledir. Böyledir kelimesi bu ve öyle kelimelerinin birleşmesiyle oluştuğu için bu birleşiktir. Karanlık, karadan karanlık. Şurada türemiş ekimiz olduğu için türemiş mendilimi benim mendilim çekim eki iyi belirtme eki bu da çekim eki ikisi de çekim eki aldığı için basit baştan başlamak L la yapım eki o yüzden burada yapım eki olduğuna göre türemiş denize deniz kök bu çekim eki bu da basit bu durumda iki basit iki türemiş cevap A olur. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gövde değildir? Arkadaşlar gövde yapım eki alan sözcük demek. Yani kelimemizde bir kökümüz olacak. Üzerine de yapım eki gelecek. Buraya gövde adı verilir. Sınamaktan sınav burada yapım eki olduğu için gövdedir. Kolay kök cca yapım eki. O zaman burada gövde var. Hüzünden hüzünlenmek yapım eki. Burada da gövde var okumak, melimalı, gereklilik kipi yani çekim eki, sınız, kişi eki yani çekim eki, yapım eki olmadığı için burada gövde yok. Tanımaktan tanık k yapım eki olduğu için burada da gövde var. Cevap D. İki ya da daha çok sözcüğün birleşmesiyle oluşan birleşik sözcükler farklı yollarla yapılırlar. Bu birleşik sözcükler anlam kayması, ses değişimi, tür değişimi, tamlamaların birleşmesi gibi yollarla oluşurlar. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir şekilde oluşmuştur. Aslan ağzı, birinci kelimemiz yani tamlayanımız ek almamış, tamlananımız tamlanın ekini almış. Burada belirtisiz isim tamlaması var. İt dirseği, birinci isim ek almamış, ikinci isim tamlanın ekini almış. Bu da belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş. Boş boğaz, nasıl boğaz? Boş boğaz demek ki burada sıfat tamlaması şeklinde oluşmuş. Bülbül yuvası ikincisi kalmış, birinci isime kalmamış, belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuş. Kahve rengi birinci kelimemiz ek kalmamış, ikincisi tamlanın eki almış. Demek ki burada da belirtisiz isim tamlaması var. Cevap C. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangisi yapıcı ötekilerden farklıdır? Sözcüklerin yapısı deyince arkadaşlar basit mi, türemiş mi, birleşik mi onu anlayacağız. Hemen bakalım alır başımı giderim. Baş kelimemizin kökü, başım, iyilik eki, başımı belirtme eki. İyilik ekleri çekim ekidir, belirtme eki çekim ekidir. Yani bu basit sözcük. Giderim kelimemizin kökü gitmek, ar er geniş zaman, bu da şahıs eki. Kip ve şahıs ekleri de çekim ekleridir. O zaman bu da basit. Ağların kokusu. Kelimemiz ağ, ağlar, ağların balık ağı bu demek ki bu çoğul eki çekim eki. Bu da tamlayan eki çekim eki. Yine bu da basit olur yapım eki olmadığı için kokusu kokmaktan koku. Kokmak fiil kökü, kokmaktan koku fiilden isim yapım eki. İşte geldi yapım eki aldığına göre demek ki bu türemiş oluyor. Kuşlarının kuş kök lerler çoğul eki, kuşları aradaki ı iyelik eki nın tamlayan eki üçü de çekim ekidir yani bu da basit dört tane basit bir tane türemiş çıktı cevap D bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır A birinci gövde durumundadır yapım eki varsa orada gövde vardır esmekten esen sıfat fiil yani yapım eki demek ki burada gövde var B ikinci basit yapılıdır ara kök s kaynaştırma arası İyilik eki, iyilik eki çekim ekleridir. Ne kaynaştırma den ayrılma hali, ayrılma hali de çekim ekidir. Burada yapım eki olmadığına göre basit yapılı. Üçüncü yansımadan türemiştir. Parıltı. Parıltıyı yansıma almak çok doğru değil aslında. Ama e şıkkına bakarsanız orada daha net cevabı var. İsimden fiil yapan ekle türetilmiştir. Görmekten görülmek. Burada fiilden fiil yapan ek var. Sonra sıfat fiil eki fiilden isim var. Yani isimden fiil yok. Bu çok net. Bunu alıyoruz. Doğru cevabımız bu. D. Dördüncü yardımcı fiille kurulmuş birleşik sözcüktür. Evet. Kayıp olmak, etmek olmak yardımcı fiiliyle kurulmuş. Cevap E. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türetilirken tür değişikliğine uğramıştır? Yaş yaşlı, yaş isimdir, yaşlı da isimden isim yani gene isim olarak kaldı. Köy köylü, köy isim, köylü de isim. Ek aldığında hala isim olarak kaldı. türü değişmedi. İyi, iyilik, iyi isimdir. İyilik gene isimdir. Burada da tür değişikliği olmadı. Büyükler, büyümek fiilinden büyük ismi meydana gelmiş. Yani fiilken isim olmuş cevap geldi. Bir isimdir. Birlik de isimdir. Gene isim olarak kalmış cevap de. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövdeden türememiştir? Arkadaşlar kökle bir yapı olduğu kısma gövde deniyor. Gövdeden türemiş olmak için bir yapı meki daha gelecek. Kısacası iki tane yapı meki varsa oradan gövdeden türeme vardır. Gelinlik gelmekten gelin, gelinden gelinlik iki yapı meki var. Gövdeden türemiş. Ölümsüz ölmekten ölüm, ölümden ölümsüz. Gene iki yapı meki var. Gövdeden türemiş bıkmaktan bir tek yapım eki var. Bıkınca zarf fiil eki. O yüzden bu gövdeden türemiş değil. Işıklı kelimemizin kökü ışımak. K oluyor, ışık oluyor. Sonra lı. Bir, iki yapım eki var. Gövdeden türemiş. Bakımsız bakmak. Sonra bakım, sonra bakımsız. İki tane yapım eki almış. Gövdeden türemiş. Cevap C. Dülger balığı, ateş böceği, adam otu birleşik sözcüklerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu kelimelerden ilkleri anlamını yitirmiş ikincileri koruyor. Dülger tahta işleriyle uğraşan kişi ama dülger balığı dediğim şey bir balık bakın ikincisi anlamını koruyor. Ateş böceği, ateş böceği bir böcek ikincisi anlamını koruyor ama ateş korumuyor. Adam otu bir ot ikinci kelime anlamını koruyor ama adam yok artık anlamını korumuyor. Yani cevap de. Yalnız birinci sözcükler gerçek anlamı dışında kullanılmıştır. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar yapı bakımından sözcük yapı bakımından ne diyene göre basit mi, türemiş mi, yoksa birleşik mi bunlara bakacağız. Yürümeye, yürümekten yürüme m'ma isim fiileki fiilimsekleri daima yapım ekidir. Yani türemiş yapım eki aldığına göre Koşmaktan koşan sıfat fiil eki yapım eki olduğuna göre o da türemiş. Baktılar. T ki peki yani çekim eki. Lerler şahıs eki yani çekim eki. Çekim eki aldığı için bu basit. Sığınacağım adalar. Sığmaktan sığınmak yapım eki aldığı için türemiş. Batmaktan batırmak yapım eki aldığı için türemiş. Dört tane türemiş bir tane basit çıktı. Cevap C.